Haftanın Ürünü programına hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. Bu haftanın ürünü olarak sizlere HTC DesignX'i seçtik. HTC DesignX, Ağustos ayının sonunda Berlin'de düzenlenen IFA 2012 fuarında HTC'nin tanıttığı ürünlerden bir tanesiydi. HTC'nin orta segmente hitap eden bu akıllı telefonu resmi lansmandan yaklaşık bir hafta sonra Türkiye'de gelmişti ve basın mensuplarının karşısına çıkmıştı. Biz de o zaman HTC DesignX'i küçük bir incelemeden geçirmiştik. Telefonun Eylül sonu Ekim başı gibi çıkacağı söylenmişti ve o gün geldi çattı. HTC DesignX Avia'nın dağıtımı öncülüğünde piyasaya çıktı. Piyasada 949 liralık peşin satış fiyatıyla bu telefonu bulmak mümkün. HTC DesignX'in teknik özelliklerinden bahsedelim kısaca. Detaylı incelemeyi hafta içerisinde Teknoblog'da bulacaksınız, bunu belirtelim. 4 inçlik 480x800 piksel çözünürlüklü bir ekran var. Super LCD, kapasitif dokunmatik ekran ve oldukça düzgün bir ekranın olduğunu söyleyebiliriz. Görüş açıları iyi, keskinlik, parlaklık yerinde düzgün bir kullanım sunmakta kullanıcılara. Bunun yanı sıra 1 GHz'lik çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon Play işlemci var bu telefonda. Aynı zamanda 768 MB RAM ve 4 GB dahili bellekte HTC DesignX'in diğer özellikleri arasında. Telefonda 32 GB'a kadar destekli microSD kart yuvası da bulunmakta. Arkaya baktığımızda 5 megapiksellik bir kamera görüyoruz. Bu kamera biraz da işlemcinin yetenekleri doğrultusunda 480p yani 480x800 piksel video kaydına izin vermekte. 720p video kaydı yapamıyor, bunu söyleyelim. Telefonun yazılımına bakalım. Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich var. Ice Cream Sandwich'in son sürüm yani. Bunun yanı sıra HTC Sense arayüzü de telefonda yüklü gelmekte. Alıştığımız o HTC Sense deneyimi DesignX'de de olduğu gibi sunulmakta. Bunun yanı sıra telefonda Beats Audio ses desteği bulunmakta. HTC'nin son zamanlarda çıkardığı Android cihazlarında ve yeni çıkacak Windows Phone cihazlarında bulunduğu gibi bu telefonda da Beats Audio desteği var. Yani satın alacağınız ya da elinizde var olan Beats Audio kulaklıklarla bu telefonda düzgün bir müzik keyfi yaşayabilirsiniz. Bunu söylerim. Tabii ki telefonun kutusundan normal bir kulaklık çıkmakta. Bunu da bir not olarak belirtmek gerek. HTC DesignX'de bunun yanı sıra bir de tasarımına göz atalım ve bu şekilde videomuzu kapatalım. Sol tarafta microUSB portu var. Buradan hem bilgisayar bağlantısı hem de şarj işlemleri sağlanmakta. Alt tarafta mikrofon yer alıyor. Bunun yanı sıra sağ tarafa baktığımızda ses tuşları dikkat çekiyor. Üste baktığımızda güç butonunun diğer HTC telefonlarının aksine ortaya yerleştirildiğini görmekteyiz ve onun hemen yanında da 3.5 mm'li kulaklık jacka dikkat çekiyor. Telefonun önüne baktığımızda One serisinden izler taşıdığını görürüz. Ekranın altında o One serisinden alıştığımız 3 adet kapasitif dokunmatik navigasyon tuşu yer almakta. Yine ekranın üzerindeki bölümde de özel bir delme yöntemiyle açılmış bir ISO hoparlörü dikkat çekmekte. Doğrusunu söylemek gerekirse karşımızda oldukça şık, güzel görünüşlü bir cihazla ve dediğimiz gibi bu cihazın detaylı incelemesini haftanın ilerleyen günlerinde Teknoblog'da bulacaksınız. Ben Sabri Küstür. Gelecek hafta yepyeni bir haftanın ürünüyle karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.